Emre'nin mutfağından herkese merhabalar. Yeniden sizlerleyim yepyeni bir programla. Yine bugün sizler için hazırladığım muhteşem bir cheesecake yapacağız. Cheesecake biliyorsunuz çok popüler artık. Herkes evinde hazırlamak istiyor. Bütün kafelerde, restoranlarda, her yerde cheesecake satılıyor. Biz cheesecake'i şimdi tencerede yapacağız. Çok pratik bir tarif. Evde hemen oluşturabileceğiniz, akşam 5 çayları için hemen bir araya getireceğiniz bir tarif. Cheesecake biliyorsunuz çeşitli meyvelerle yapılıyor. İşte yaban mersinli yapan var, balkabaklı yapan var mevsimine göre. En çok tercih edilen frambuazlı cheesecake. Ancak biz Bursa'ya uyarladık, şeftaliyle yapacağız cheesecake'i. Bursa mutfağının biliyorsunuz şeftalisi çok ünlü, çok meşhur yarma şeftalimiz. Biz şimdi cheesecake'in sosunu da şeftaliyle hazırlayacağız. Hemen ekrana malzemeler gelirse sizler için saymak istiyorum. Şeftalili kolay cheesecake için önce tabanını hazırlayacağız. 40 adet kadar tam buğday unlu bisküvi lazım bize. 1 çay bardağı ceviz, 2 yemek kaşığı tereyağı. Kreması için 1 litre süt, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı labne peyniri, 1 yemek kaşığı tereyağı. Sosu içinde 2 adet şeftali, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 su bardağı kadar su hazırlayacağız. Su ekleyip pişireceğiz beraber. Şimdi önce tabanındaki bisküvileri yoğurmak için eldiven kullanıyorum. Bir patates ezici de kullanabilirsiniz. Ancak ben elimle yapacağım bu işlemi. Şöyle elimle ufaladığım cevizleri bisküvilere karıştırıyorum. Çok toz haline gelmesini istemiyorum cevizlerin. Siz yerken kahvenizle, çayınızla bu cheesecake'i böyle ağzınıza bir ceviz tadı da gelmesini istiyorum. Cheesecake hep böyle ismiyle alakalı da evde hazırlanması biraz insanları korkutuyor. Ancak biliyorsunuz cheesecake fırında yapılıyor ve soğutma işlemiyle hazırlanan cheesecake'ler var. Biz bunu tencerede yapacağız bu sefer. Biraz alışılmışın dışında bir tarif. Ancak ne kadar kısa sürede hazırlayacağımızı hep beraber izleyeceğiz. Şöyle cevizleri ufalamaya devam ediyorum. Cheesecake tabanını hazırlayıp bir 5 dakika kadar fırında pişireceğiz. O yüzden fırını 180 derecelik bir ısıya getiriyorum. Cheesecake'i daha zaten fırında yapanlar bilir. Çok daha düşük derecede pişirilir fırında. Ancak biz sadece tabanını pişireceğimiz için ve bu işlemi sadece 3 dakika yapacağımız için yüksek ısı veriyorum. Cevizleri şöyle gelişigüzel kırdım. Ve bisküvileri şimdi kırıyorum. Ve elimle çok rahat bir şekilde ufaladığımı göreceksiniz. Bisküvilerin iyice ufalanmış olmasına dikkat etmeliyiz. Cheesecake tabanına, klasik cheesecake tabanına tereyağı önceden kızdırılıp bisküvilerin üzerine dökülür biliyorsunuz. Ancak biz oda sıcaklığındaki tereyağını doğrudan bisküvilerin içerisine karıştıracağız. Fırında birlikte pişmelerini sağlayacağız. İyice toz haline getirdim bisküvileri gördüğünüz gibi. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar tereyağını karıştırma kabına ekliyorum.
Tereyağı ile birlikte de bisküvileri bir miktar daha yoğuracağım. Gördüğünüz gibi tereyağını da bisküvilerle iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Şu bisküvi harcını cheesecake'in tabanını oluştursun diye iyice kalıbın alt kısmına yayıyorum. Her tarafın eşit düzlükte olmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi. Güzelce düzledim. Şöyle çatlak olmaması gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi iyice düzledikten sonra bir 5 dakika kadar fırında cheesecake tabanını pişirmek üzere gönderiyorum. Cheesecake tabanımız fırında pişerken biz tencerede kremasını hazırlayacağız. Bunun için böyle geniş bir tencere kullanıyorum. Tencerenin içerisine hemen 1 litre sütü ekliyorum. Sütü ekler eklemez soğuk sütün içerisine 1 çay bardağı kadar nişasta ekliyorum. Önceden ölçmüştüm nişastayı. Hemen nişastayı soğuk sütte çırpmamız gerekecek. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Nişasta ancak soğuk sütte, soğuk suda çözülür. Sıcak uygulamaya doğrudan nişastayı toz olarak ilave edersek topaklanmasına sebep olacağız. Bu da daha sonra bu tatlıyı kullanamamız anlamına gelir. O yüzden bu detaya mutlaka dikkat ediyoruz. Ben bir çay bardağı kadar da irmik ilave edeceğim. Ve hemen ardından bir su bardağı toz şekeri de ekleyip peynirini ilave edeceğim. Peynir de 3 yemek kaşığı olması gerekiyor. Çok daha peynir tadı gelmesini istiyorsanız, gerçi cheesecake hani daha yoğun peynirli olsun isteriz. Ancak bu bir kolay bir cheesecake, hızlı hazırlanabilen bir cheesecake. O yüzden ben böyle dolu dolu 3 yemek kaşığı labne peynirinin yeterli geleceğini düşünüyorum. Peynirle birlikte de güzelce çırpıyoruz. Ara ara karıştırarak pişireceğiz. Zaten kıvamlandığını göreceksiniz. Ağzı mutlaka açık olması gerekiyor pişirirken. Kıvamlandıktan sonra cheesecake tabanın üzerine dökeceğiz. O orada soğurken biz de bir yandan tüysüz şeftali ile güzel bir şeftali sos hazırlayacağız. O da çok pratik. Zaten hazırladığımız zaman göreceksiniz. Şaşırtıcı bir lezzet ve hazırlanması gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay.
çırparak pişirmeye devam ediyorum. Cheesecake'in sosunu hazırlamak için önce bir tezgahımı toparlayacağım. Zaten 3 dakika sonra fırındaki cheesecake tabanımız da hazır olmuş olacak. Kremamız da kıvam aldığı zaman hemen sizlerle olacağım. Şimdi fırından cheesecake tabanını alıyoruz. 5 dakika izin istemiştim sizden. Cheesecake tabanı şu anda istediğim kıvama geldi, pişti. Hemen fırından alalım. Gördüğünüz gibi cheesecake tabanımız hazır. Kremamız da iyice kıvam aldı. Bir miktar daha. Şu kıvamdan sonra gördüğünüz gibi bir dakika daha pişiriyorum. Tamamen bir muhallebi kıvamında şu anda. Peynir de eridi içerisinde. İstediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi baloncuklar patlatarak kaynıyor. Hemen ocağı kapatıyorum. Ocaktan aldığım gibi hemen cheesecake tabanının üzerine döküyorum. İyice sıyıracağım. Şu kalanları da hemen alıp şurada bir miktar dinlendirirken şimdi şeftali sosumuzu hazırlayacağız. Şeftali sos için bize gerekli olan malzemeler nelerdi? Şöyle tüysüz şeftali kullanacağım. Büyük şeftali kullanırsanız tüylü şeftali 2 adet kullanmanız yeterli. Ancak şöyle bebek tüysüz nektarinler kullanacaksanız 4 tane de kullanabilirsiniz. Bunun için bir tava kullanacağım. Şöyle geniş bir tavada önce şeftalileri şöyle ortadan uçtan uca çizerek çekirdeklerini çıkaralım. Gördüğünüz gibi uçtan uca çiziyorum, sonra çeviriyorum. Zaten kendi çekirdeğini bıraktığını göreceksiniz. Zaten şeftalileri gelişi güzel doğrayacağımız için ezilmesinden korkmayın. Şöyle kabuklarıyla birlikte ufak parçalara ayırıyorum. Benim de çok sevdiğim bir tatlı cheesecake. Neredeyse haftada 2-3 kere mutlaka yiyorum. Böyle deneyerek çok güzel tarifler ortaya çıkıyor. Sizler için bir de bir başka programda çikolatalı cheesecake yapacağım. O da efsane bir reçete. Onu da mutlaka denemelisiniz. Tavanın içerisine şeftalilerimizi
şeftalileri alıyorum. Bir tahta kaşık kullanmamız gerekiyor. Şöyle iyice yayıyorum. Üzerine toz şeker serpiştireceğiz. Sosu için 4 yemek kaşığı toz şekere ihtiyacımız vardı. Şöyle nişasta kaşığını da kullanabilirim. Ve 4 kaşık şekerini de ekledikten sonra 2 su bardağı su ile pişireceğiz şeftaliyi. Şeftaliyi burada güzelce pişireceğiz. Suyunu şekerle birlikte şerbet haline getireceğiz. Daha sonra şurada gördüğünüz nişastamızı çok az suyla açıp karışımın içerisine ilave ettikten sonra onu bir kıvamlandırıp sos haline getireceğiz. Daha sonra cheesecake'imizin üzerine dökeceğiz. Şöyle güzelce pişiriyorum. Şekerin hemen zaten eridiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi şeftali nektarin sosumuz neredeyse hazır. Siz yokken ne yaptım? Bir yemek kaşığı nişastayı yine 2 yemek kaşığı su ile kasenin içerisinde açıp bu karışımın içerisine ilave ettim ve kıvamlandırmak üzere kaynamaya başladı. Yaklaşık 7-8 dakika kadar pişti. Şu anda gördüğünüz gibi harika bir sos kıvamına geldi. Bu arada cheesecake'i de dolaba koydum biraz tutsun diye kendini. Şimdi onu da alacağız. Sosumuzu üzerine döküp harika bir şekilde servis edeceğiz. Sosun altını kapatıyorum. Şöyle buharını atmasını bekleyeceğim 1-2 dakika. Karıştırmaya devam ediyorum. Çok az soğuyunca biraz daha katılaşacak sosumuz. O yüzden çok böyle şeker kıvamına, krokan kıvamına gelmemesini sağlayın ocağın üstündeyken. Çok sertleşmeden altını kapatırsanız benim gibi. Gördüğünüz gibi zaten harika bir jöle haline geldi. Şöyle hafif buharını attıktan sonra tatlımızın üzerine dökeceğiz. Altı kapalıyken karıştırmaya devam ediyorum. Dolaptan cheesecake'i alıyorum. Gördüğünüz gibi iyice o da tuttu kendini. Sosumuzu şöyle rahatça cheesecake'in üzerine döküp yine ben burada bir miktar dinlendireceğim. Kalıptan çıkabilmesi için iyice soğutmamız gerekiyor. Siz de böyle uygularsınız. Bunu size daha yakın sunmam gerekiyor. Şöyle. Üzerini taze nane yaprağıyla süslerseniz çok daha güzel bir görüntü olacaktır. Yapraklarını dalından alıyorum. Bir tane de
öğütlenle süsleyebiliriz. Kolay cheesecake'imiz gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde hazırlandı. Neler yaptık cheesecake için? Önce tam buğday unlu bisküviyi 2 yemek kaşığı tereyağı ve 100 gram cevizle yoğurduk. Onu 5 dakika fırınladıktan sonra tencerenin içerisinde 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı nişasta, 1 litre süt, 1 su bardağı yine toz şekerle güzel bir krema hazırladık. Labne peynirini erittik içerisinde. Tabanın üzerine döktük. Bir miktar soğuttuk. Sonra harika bir şeftali sos hazırladık. Hep beraber gördük. Bu cheesecake'i siz de çeşitli meyvelerle, yaz meyveleriyle, istediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Bu kadar kolay bir tarifi akşam 5 çayında konuklarınıza sunabilirsiniz. Emre'nin mutfağı bugünlük de bu kadar. Sizler için seçtiğim harika tariflerle yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın.